Selamun aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyeyim. Beni soracak olursanız, gerçi sizlerin de bugün pek iyi olacağınızı düşünmüyorum ama biz bugün cumartesi, ben yine sabah tabii çocuklar evde de eşimi işe göndermek için kalktım. Her zamanki gibi kahvaltı masasında televizyonu açtık, haberleri izliyor sabahları. Tabii ki o acı haberle hepimiz uyandık diyebilirim. Yani ben akşamdan değil sabahtan duydum. 6 tane şehidimiz var. Rabbim mekanlarını cennet etsin, ailelerine sabırlar versin. Yani onların hepsini böyle tek tek resimlerini gösterdiler. Yani hepsine ayrı üzüldüm. Hepsine ayrı yandım. Yani diyecek de bir şey bulamıyorum. İnşallah son olur diyorum ama işte olmuyor, son da olmuyor. Yine böyle o 6 tane eve acı düştü. Yani o 6 tane eve derken komple hepimizin evine onların acısı düşüyor ama tabii yine ateş düştüğü yeri yakıyor diyeyim. Gerçekten bugün biraz böyle yani moralim bozuktu. Gerçekten üzülüyorum. Bir de şimdi ben de yarın bir gün Rabbim nasip ederse 2 tane asker göndereceğim devletime. Bilmiyorum yani, böyle aklıma bir dünya şey geliyor. Rabbim diyorum esirgesin. Sonra diyorum ki alnıma yazıldıysa yani yaşayacağız. Dediğim gibi inşallah bu son olur. Yani biraz böyle morali bozuk başladım güne. Ondan sonra geldi aklıma. Dediğim gibi tekrar başımız sağ olsun. Yani hemen böyle konudan konuya da geçmek istemiyorum ama gerçekten ya ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Rabbim mekanlarını cennet etsin demekten başka, ailesine sabır versin demekten başka, dua etmekten başka bir şey diyemiyorum yani. Bu arada geçen gün ben Instagram'da gezerken bir tane şey gördüm. Tatlı tarifi gördüm. Bir baktım böyle kadayıf zannettim onu. Sonra bir baktım telşehriyeymiş. Kadın telşehriyeden tatlı yaptı. Dedim acaba dedim ben de yapayım dedim. Güzel olur mu olmaz mı? Aslında kaç günden beri düşünüyordum. Şöyle videoda onu çekeyim diye. Böyle emin olamadım. Allah biliyor ya, emin olamadım. Dedim ki telşehriden tatlı olur mu dedim ya. Ondan sonra bugün dedim onu dedim paylaşayım ben. Hem dedim yapayım. Paylaşayım derken aslında istersen önce çektim. Hazırladım. Tadına baktım. Eğer dedim olursa paylaşırım. Olmaz artık bir kenarda dursun dedim. Yani çekme hani yayınlamam dedim ama gerçekten hoşuma gitti. Bak sana son halini. Gerçi şimdi sürpriz olsun mu olmasın? Neyse boşuna göstermeyeceğim bana. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani 10 üzerinden 10 verdim. Hatta bunu videonun ilerleyen kısımlarına da izleyeceğim. 10 üstünden 10 verdim. Gerçekten güzel bir tatlı. Böyle nasıl diyeyim sana? Yalancı kadayıf yani. Anladım. Yalancı kadayıf gibi bir şey oldu. Hatta yine videoda görürsün. Bir ara böyle o kadar güzel koktu ki bunu kavururken. Dedim ki pas üstüne suyu boşlan geç dedim, pilav yap. Sonra vazgeçtim, derdil olma dedim. Tatlı diye niyetler değil, niyetini bozma. Neyse canlarım, bugün işte eşimi gönderdikten sonra örgülerimi ördüm yine. 2 tane örgü kanalı işletiyorum yani. Daha doğrusu yürütmeye çalışıyorum. Daha birisi küçücük. İnşallah büyüyecek. Onları işte hallettim, çektim videolarını. Sonra makine işte dedim, evi dedim bir toparlayayım. Önce örgüleri hallettim ama. Şu evi bir toparlayayım dedim. Gaz işim bitmedi ya. Olanlar da evde ya. Gaz bitmedi iş. Çamaşır tak, çamaşır az, evi topla, yatak odasını topla, oğlunun odasını topla, mutfak topla, bilmem ne. Yani bu tatlıyı hangi arada yaptım bilmiyorum. Neyse gene yaptım, başa çıktım da birazdan izleyeceğim onu. Ondan sonra şimdi makinede hatta bir seferlik daha çamaşır var. Onları takacağım. Yatak odasını astım, kurutmalı petiğin önüne. Eşim de tam aradı, geliyorum, ne istiyorsun dedi, simit dedim. Tıraş olayım, geleyim, tamam dedi. İş yerinden bir tane çağırmışlar, normalde bugün bir de çıkıyor. Ondan sonra şimdi o tekrar şey yaptı, yazdı eve ne lazım diye bir sipariş verdim işte. Ondan sonra o gelecek şimdi, bir çay yapacağım. Saat kaç şimdi? 3. Böyle ikindi ezan okudu, öyle geçti. İkindi ezan okudu yani, bu saatte biz gene çay içeceğiz. Çünkü o şimdi böyle eve gelince bir çay istiyor, anladın mı? Bir çay içeceğiz. Bugün cumartesi, birazcık keyif yaparız. Televizyon şeyde bilgisayar geldi yapıldı ya. Evde bilgisayar kavgası başladı. Büyük olanla küçük olan bilgisayar kavgası yapıyor. Araya biz de dahil olduk, dedik ki cumartesi şimdi biz burada film seyrediyoruz. Hani gelin filmleri oluyor ya. Böyle hani nasıl yani, dağlardan tepelerden atlayala böyle hani. Ondan sonra yabancı varlıkla geliyor. Biliyor musun sen onları, öyle film iyi. Gerilim korku film. Onları seviyoruz biz. Onları seyrediyoruz. Onlardan seyredeceğiz bu akşam. Normal televizyonda hiçbir şey yok cumartesi günleri. Ha o yüzden bilgisayarı bu akşam biz alacağız. İkisi artık kavgayı bırakacaklar. Bu akşam televizyon bizim. Rüzgarı nasıl şey yapacağım bilmiyorum, o korku ya. Şeyi izlerken böyle korku filmi, sanki ben hiç korkmuyorum.
Bu akşam bir işte film falan seyrederiz dedik. Bakalım fıstık mıstık da götürecek eşim gelirken. Öyle yani. Sen şimdi birazdan şeyi seyredeceğim bunu hemen arkasına. Tahtının tarifini izleyeceğim. Ben sana şimdi yine bir baş bir son çeki vereceğim. Tamam mı? Şimdi sen tatlıyı izle, ben sana bir tane vedaya geleceğim. Ama tabii arada uzun bir tatlı tarif olacak. Bu arada bir daha bir şey diyeyim mi sana? Bilmiyorum, buraya kadar belki sıkılmadan izlediğin, izlemediysen de artık yapacak bir şey yok. Kaçırdım. İlk vergimi verdim. Dün işte YouTube param yattı, ilk vergimi verdim. Allah nasip ederse, yani bir işte bunu bilenden öğrenebilirsem, sonucu ertelebilirsem, geçmişte kazandığım paradan da vergimi vermeyi istiyorum. Zaten devlet bir şekilde bulacaksa istediğim kadar isteme ya da iste. İlk vergimi verdim ama çok kesmiş. Hatta Fatma abla yattım dün akşam. Fatma abla dedim zaten ne kazanıyor bu, hepsini neredeyse kesmiş dedim. Ondan sonra dedi zaten o kadar gidiyor. %15'ini falan kesmiş yani. %15, %16 kadarını kesmiş. Olsun. Devlete verdiğimiz vergi, yani onu da devletime mi veriyorum, nereye veriyorum onu da bilmiyorum. Başka bir isim yazıyordu kesen yeri. Herhalde İrlanda yazıyordu. Oraya gitmiş işte, neyse. İlk defa vergimi verdim bu ay. Allah'ıma şükürler olsun. Bundan sonra da artık değil mi, benim işim yok, tıkır tıkır vergimi kesecekler. Kaçta vergi verdim biliyor musun? 335 lira. Aha. Zaten ne kadar kazandım. 335 lira vergi vermişim. Olsun, şükürler olsun Rabbime. Her şey kanununa, kuralına uygun yapmak ta iyi, insanı vicdan rahatlıyor. Hadi görüşürüz canım. Ben birazdan yine geleceğim. Kızanla olursa da yapacak bir şey yok. Yani arada böyle tatlı tarifi de veriyorum, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Oldu mu canım? Kızma yani. Baktığın olmaya tık 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 at değil mi videoyu. Tamam mı? Bir daha sakın gelip benim videoma niye laf uzatıyordun, uzatıyorsun deme. Bu böyle vlog kanalı, yapacak bir şey yok. Birazdan geleceğim. Şimdi bacılarım, tatlının şerbetiyle başladım. Önce şerbetini hazırlıyoruz. Ama şöyle diyeyim sana, bunun şerbeti biraz farklı. Normalde hani baklava şerbeti falan yaparız ya, böyle biraz koyu olur, böyle koyulturuz onu. Biraz kaynatırız. Bunda öyle bir şey yok. Bunun ölçülerini de sana hemen vereyim. Bak şu bardakla 2 su bardağı suyum var. 1,5 su bardağı da toz şekerim var. Bunu şimdi böyle şeker eriyene kadar ben karıştırıyorum. Hatta başladım da karıştırmaya kamerayı açmadan önce. Bunu şimdi şekerini eriteceğim komple. Çorba gibi karıştıra karıştıra şekerini eriteceğim. Bu böyle hiç kaynamayacak. Mesela şeker eridi ya, hafif böyle tıkırdamaya başladı. Yani hokurdamaya başladı. Tam böyle hokurdatmadan hemen bunu ocaktan alacağız. Ondan sonra şehriyesini kavurmaya başlayacağız. Şimdi bunu ben böyle dediğim gibi, sana anlattığım gibi, görselde de gördüğün gibi şöyle şerbetini eriteyim. Bayağıdır da karıştırıyorum, bakma. Kız kolayına da erimiyor ha. Şöyle iyice döndüreyim bunu. Yine flaş açtım. Bugün hava gene şey bozuk. Hava bozuk. Oğlanı sağdan zor aldım inan ki. Bak duyuyor musun alttan sesi? Kız bu havada sağda oynayacakmış ya. Neyse aldım geldim eve de. Sıcacık oturttum şimdi onu salona. Yani hava kötü senin anlayacaksın. O yüzden yine flaşı açtım. Bu şimdi biraz daha kıvamına gelsin. Ben sana hangi ara böyle ocaktan aldığımı gösterivereceğim yine. Gördün mü? Bütün şekeri eridi. Bak tıs 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 da tıslamaya başladı. Sadece bir kere şöyle bir göbek atsın su. Anladın mı? Tencerede göbek atmaya başladı. Anda hemen kenara çekiver şerbeti. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Şehirlerimizi kavuracağız. Güzel bir tatlı yapacağız inşallah. Biraz daha olsun bu. Biraz da şöyle hafif kaynama kıvamına gelsin. Ben de bir taraftan şeyi halledeyim. Hatta hiç beklemesen. Bu biraz daha olsun. Ben bunu oldu zannettim. Hemen kamerayı açtım ama. Dur biraz daha olacak. Bu geliyor benim. Koşa koşa geldim. Gördün mü bak. Kaynamanın üzerine geldi. Altını ben az açmışım onu. Heh. Şu açalım. Bak gördün mü, fokurdamaya başladı. Döndürüyor. Tamam. Bunun işi oldu. Bu halloldu. Bunu hemen kenara çekeceğim ben şimdi. Öbürkü şehriye malzemelerini alayım. Hemen yine geliyor. Hemen tenceremi aldım. Bunun içine de 50 gram kadar tereyağı koydum. Ya bak yarım kahve fincanı kadar da sıvı yağ. Şöyle iyice akıtayım. Ziyan olmasın. Tamam. Kepçemi de yıkadım ki tatlı şey olmasın diye. Bunu şimdi şöyle eriteyim güzelce. Şerbetim de bu tarafta bekliyor. Bak o kadarcık sadece. Bir iki kere şöyle bir fık fık bir göbek attı, o kadar. Başka bekletmedim onu hiç. Şehriyemi de aldım. Ona uygun bir tane de şöyle kuru bardak alayım. Yine aynı ölçülerde. Burada da varmış. Tamam. Şimdi bunu güzelce eriteceğim ben. Dediğim gibi 50 gram tereyağı, yani 50 gramdan biraz daha şöyle sanki fazla gibi oldu. Çok az ama fazla değil. Yarım Türk kahvesi fincanı kadar da sıvı yağ. Eriteyim, hemen geliyor. Ama bu tereyağı dedim ya, köy tereyağı diye çok patırlıyor.
Hemen şunu patırdamasına izin vermeden bir su bardağı tel şehriyemi döktüm. İkinciyi de şöyle hazırlıyorum hemen. İkinciyi de döktüm. Tamam. Altında şimdi şöyle orta ateşte. Bakayım nasıl oldu. Ha, biraz daha açarsam tamam. Bunu da şimdi kavuracağım. İstediğim böyle kırmızılığa gelene kadar, istediğim renge gelene kadar kavuracağım. Şöyle iyice sağını solunu karıştıra karıştıra. Bir tarafı az yanmasın, bir tarafı çok yanmasın. Ona göre şöyle destekli çevir, destekli karıştır. Güzel kıvamını ben sana göstereceğim şimdi şeyini. Hani rengini dedim ya, istediğim kıvama gelene kadar diye. Ben şimdi bunu kavurayım. Ondan sonra şerbetini ilave edeceğiz. Ondan sonra da Allah nasip ederse pişmeye bırakacağız. Bacım neredeyse şehriyelerim oldu gibi bir şey. Ama o kadar güzel kokuyor ki tereyağıyla şu şehriyenin kavrulmuş hali. Bir an dedim ki üstüne dedim su döküver de şey yap, pilav yap ama dedim yok, tatlı yapacağız. Biraz daha şöyle döndüreyim bunu. Bir iki dakikacık daha, fazla değil. Biraz daha böyle kırmızı olsun diye, anladın mı? Daha böyle güzel, daha böyle kokusu çıksın. Çok pratik kız, çok da ekonomik tatlı, inan ki. Döndür döndür. Bu artık oldu gibi bir şey. Kenardakileri de şöyle iteyim aşağı. Gerçi ondan şimdi şerbetini dökünce de alırım da toparlarım. Tamam. Bu oldu. Şimdi sapası ısıtacak mı kenar? Yok değil. Şimdi bunun altını iyice kısacağım. Yavaş yavaş şu şerbetini şuradan doğru dökeceğim. Tabii üstüne de sıçratma. Yavaş yavaş dök ki altını kısıver. Şerbetini de boşalttık. Ekonomik tatlımızı. Sen kenarda dur. Biraz şöyle karıştırayım. Hiçbir tarafında şöyle topak mupak kalmasın. Gerçi topak yok da. İyice döndüreyim. Şerbete bak, hemen kenarda şey yapmaya başladı. Ballaşmaya başladı. Altını şimdi açayım şöyle orta ateşte. Gene kontrol edeyim. Şöyle bakayım. Tamam. Bunu şimdi kapağında kapatayım. Bu böyle ağır 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 şerbetini çeksin. Şunda da şey kaldı. Her şey diye kaldı. Tamam. Kapağını kapatacağım. Biraz sonraki sana halini göstereceğim. 7-8 dakikada oluyor bu. Bak şerbetini de görüyor musun? Koyuldu bile. Çünkü neden? Zaten şehriyede böyle bir koyulma şeysi olur, bilirsin pilavda falan da. Bak çok güzel oldu. Pişme evresi de böyle. Tam bunun ben şerbetini çektirmeyeceğim. Zaten hani pilavda falan şöyle bir demlenme şey bırakırız. Biraz daha böyle şerbetini çeker ya. Aman pilav şerbet çeker mi? Suyunu böyle biraz çeker ya. Bunu da aynı yapacağım ama tabii şimdi değil. Biraz daha pişireceğim ben bunu. Az böyle lapa lapa olduğu zaman altını kapatacağım. Öyle demlendireceğim. Çünkü o sıcağıyla yine o şerbetini çekecek. Çok lapa lapa da olsun istemiyorum. Ama bak görüntü böyle. Muhteşem. Kenarından şöyle açık ucundan aldım da baktım. Çok güzel oluyor. Şimdi bacılarım ben bunu biraz daha pişirdim. Bak gördüğün gibi. Bu kadar bir şerbeti kaldı. Artık bunu ben kaselere alacağım. Ama güveç kaselerini alacağım. Dur buhar oldu gene. Güveç kaselerini alacağım dediğim gibi. Bu artık biraz daha durdukça da bu şerbetini çekecek. Bunun işi tamam. Altını kapatıyorum. Ve kaselere alacağım şimdi. Evet bacılarım, demiştim ya güveç kabını alacağım diye. Şöyle birazcık ılıdıktan sonra ben bunun üzerine biraz da şöyle Hindistan cevizi koydum. Ama sen istersen tabii bunun üzerine işte cevizdir, antep fıstığıdır, fındıktır, öyle şeyler de koyabilirsin. Artık süslemesi de sana kalmış. Ama bak gerçekten tadı da güzel oldu. Böyle tereyağlı, şöyle bir hayal et. Bak tereyağlı şehriye, bir de şerbetli. Bunu böyle şey gibi düşün. Yalancı kadayıf gibi düşün. Gerçekten güzel oldu. Hafif de böyle ağza geliyor, böyle tıkır tıkır da bir tadı var. Birazdan şu şerbetini de dediğim gibi çekecek bu durdukça. Şimdi hala ılık da, durdukça çekecek. Daha da bir güzel olacak. Ama gerçekten böyle ekonomik bir tatlı. Yani böyle aklına geldiğinde hemen evde yapabilirsin de, tatlı krizlerine de birebir inan ki. Neyse canlarım, hadi size de kolay gelsin. İnşallah yaparsınız siz de. Ben de beğendim, 10 puan verdim. Yani 10 üzerinden 10, siz de deneyin derim. Bacım ben yine geldim. Sen inşallah, ben seni burada bekledim. Onu izleyene kadar burada bekledim seni. İnşallah beğenmişsindir tatlıyı. Dediğim gibi 10 üzerinden 10. Gerçekten çok güzel. Hatta şimdi ufak oğlana verdim. Şeyi böyle video ayarlarken. Ufak olan anne diyor çok güzel olmuş diye, eline sağlık diyor. İçeride yaşında o. Büyüğüne işte bir kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Şimdi birer tane de eşime bana. Bir de büyük olana kaldı. Canlarım benim. Bugün de benden bu kadar olsun.
Evde yaptıklarımızı ayrı ayrı çekemem. Evde uşaklar bakar çekim olmuyor. O yüzden ya tariften geçiyorduk. Bugünü biraz da sohbet muhabbet ettik. İşte inşallah memnun kalmışsındır. Mutfak hala dağınık bak. Tatlıyı yaptım ya, tarihi toplayacağım şimdi. Neyse, dediğim gibi bugün de benden bu kadar olsun. Tekrar diyorum, videoyu kapatırken de ülkemizin başı sağ olsun. Zaten savaş yerindeki çoluk çocuk, yani oradaki halka zaten üzülüyoruz da, bir de böyle şehit haberi de duyunca, yani ne diyeyim sana, sen zaten anlıyorsun benim sana demek istediklerimi. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Benden bugünlük de bu kadar. Yarın böyle bu saatlerde yine görüşmek üzere diyelim. Hakkını helal et. Benden yana hakkın varsa 1000 kere helal. Sen de hakkını helal etmeden, beğeni yapmadan, yorum yapmadan, abone olmadan videodan çıkma. Oğlum çık. Hadi görüşürüz. Bye bye.